Xiaomi 12 Lite. Daha önce sizlere Xiaomi 12 Pro'yu inceledim. Xiaomi 12S Ultra'yı inceledim. Bugün de 12 Lite var elimde. Bu akıllı telefon bir süredir elimde bekliyordu ve bu cihaz için metnime şu notu düşmüşüm. Bu fiyatla bu cihaz neden çıktı anlamadım demişim ama günümüzde geldiğimiz bu tarihte bu akıllı telefonun fiyatı normal bir seviyeye doğru gidiyor gibi gözüküyor. Gelin hep birlikte Xiaomi 12 Lite'a e bir yakından bakalım. bu akıllı telefonu ilk elime aldığımda 16.500 TL gibi bir fiyatı vardı. Şu sıralarda da 16.999 TL'ye kadar gelmiş fiyatı. İlk gördüğümde bu fiyatla işi çok zor demiştim kendi kendime ama şu sıralarda yani piyasa öyle bir noktaya doğru geldi ki hani biraz daha satın alınabilir bir noktaya da bu cihaz yaklaşmaya başladı arkadaşlar. Tabi ben bu cihazı sizlere aktarmak üzere şöyle koyayım ve bu sırada da sizlerden kanalıma destek rica edeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerin desteğiyle çok kısa bir süre önce 20 bin aboneyi geçtim. Kanalımı daha daha öteye götürebilmek için sizlerden ricam kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımdan lütfen ama lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Şimdi bu cihazın artılarına baktığımız zaman cihazda bulunan tasarım, malzeme kalitesi ve işçilik gerçekten çok güzel arkadaşlar. İşlemciyi de ilk gördüğümde bu fiyat bu işlemci diye bir soru sormuştum kendime. Çünkü cihaz benim elime ulaştığında hani bu işlemciye sahip bazı modeller 10.000 TL, 11.000 TL bandındaydı. Bugün farklı noktalarda tabii ki. Ancak bu cihazda da genel anlamda eksi olarak gördüğüm belki de tek şey fiyattı. Şu anda eksi mi görmeliyim artı mı görmeliyim açıkçası ben de emin değilim sizlerin de bu konudaki yorumlarını oldukça merak ediyorum lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakmayı ihmal etmeyin. Cihazın en güçlü yanlarından bir tanesi ekranı arkadaşlar çünkü bu akıllı telefon ekranında Xiaomi biraz daha özel bir hissiyat vermek istemiş kullanıcıya başarılı da olmuş bana sorarsanız 6.55 inçlik bir amoled panel ile geliyor Xiaomi 12 Lite ve bu panelde 120 Hz'lik bir yenileme hızı bizlere sunuluyor. Dolby Vision desteği, HDR10 Plus desteği bir light modelde bu cihazda var arkadaşlar ve tam 950 nit parlaklığa sahip bu model. Bu da tabii ki gün ışığı altında oldukça rahat bir kullanımı sizlere sunmasını sağlıyor. Bu akıllı telefonun çözünürlük tarafına baktığımızda 1080 1080e 2400 piksellik yani Full HD Plus seviyesinde bir ekran çözünürlüğü olduğunu yine görüyoruz arkadaşlar. Gorilla Glass 5 cam ile korunuyor bu akıllı telefonun ön tarafı ve hani ben stereo hoparlörleriyle beraber ben ekranın uyumunu oldukça beğendim. Bu cihazın ekran kasa oranını da oldukça beğendim. Şimdi bu seviyede bu light modellerde ya da bazı orta seviye modellerde ekran kasa oranlarına da önem vermeye başladı markalar. Bu cihazda onlardan bir tanesi gerçekten genel tasarımı ekran kalitesi ve ekran kasa oranıyla benim beğenimi kazanan bir model oldu Xiaomi 12 Lite. Ve tabi gelelim bu cihazdaki işlemcinin detaylarını arkadaşlar. Cihazda performansın kalbinde Snapdragon 778G 5G modeli işlemci kullanılmış durumda. Bu işlemci modeli 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretiliyor ve açıkçası daha önceki senelerde biz bu işlemcilere yani 6 nanometre süreciyle üretilen işlemcilere amiral gemisi modellerde görüyorduk. Ya çok iyi şöyle iyi böyle iyi diyorduk. Şu anda amiral gemisi modellerde farklı noktalara gelindi ve bu seviyede de bu işlemciyi görmek oldukça güzel. Tabi bu işlemci bize neler sunuyor? Daha düşük bir güç tüketimi ancak daha yüksek bir performans verimlilik anlamında daha iyi bir sonucu bizlerle buluşturuyor bench testi yaptığım testler sonucunda da gördüğünüz gibi oyun anlamında ve genel performans anlamında orta seviye bir, orta seviye üstü de diyebileceğim bir cihaz olmuş Xiaomi 12 Lite. Bu akıllı telefonun belki de RAM tarafında özel bir eleştirde bulunabilirim. 6 GB bir RAM var bu cihazda. Bir de 3 GB'lık bir sanal RAM bulunuyor. Totalde bir 9 GB RAM'imiz var ama keşke hani fiziki olarak da bir 8 GB RAM bu akıllı telefonda yer alsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. İleri derecede, ileri sürede kullanacak kullanıcılar için çünkü bazı kullanıcılar cihazı alıyor 3 sene, 4 sene, 5 sene kullanıyor hani o kullanıcılar için RAM miktarı ne kadar fazla olursa o kadar daha iyi bir performans sunmuş oluyor bu akıllı telefonlar. 128 GBlık bir depolama bu cihazda bulunuyor. Micro SD kart desteği bulunmuyor arkadaşlar yani depolamayı arttırmanız mümkün değil. Bu detayı da sizlerle paylaşmış olayım. Xiaomi 12 Lite'ın performans anlamındaki özetleme bölümüne gelecek olursam da şimdi bu cihazdan bir performans anlamında günlük işlerde sıkıntı yaşamanız mümkün gözükmüyor arkadaşlar. Navigasyonu açarsınız, kamerasını kullanırsınız, ufak tefek oyunları oynarsınız. Ancak bir tık üst seviye bir performans beklentiniz varsa mutlaka ama mutlaka diğer modellere yönelmeniz gerektiğini de sizlerle paylaşmak isterim. Yani ben sizlere söyleyeyim ama tabii ki buradaki son değerlendirmeyi de sizlere bırakayım. Ödeyeceğiniz parayı düşününce ise sonuç belki de geçen ay için bu cezi videosunu çekmiş olsam iyi değil diyecekken sizlere şu anda ödeyeceğiniz parayla bu performans sıfır cihazlar arasında konuşuyorum. Biraz daha doğru orantılı bir seviyeye gelmiş durumda. Tabi ikinci el modeller var. Eski nesil amiral gemisi modelleri ikinci el olarak satın alabilirsiniz. Bunlar hep tercih meseleleri. Hepsi farklı farklı noktalara gidebilir. Ancak güncel piyasaya göre yorumlamalarımı yapıyorum. Belki bir ay sonra daha farklı bir noktada olacak piyasa. Başka şeyler söylememiz gerekecek. Onları yine yorumlarda konuş ama ben bu videoyu çektiğim tarihte yani 29 Eylül'de güncel piyasa bu şekilde arkadaşlar. Bu cihazın en önemli detaylarından bir tane olan kameralarla devam etmek lazım. Ben kameralarda da özellikle renk noktasında bu cihazda şaşırdığım sonuçlarla karşılaştım arkadaşlar. Çünkü gün ışığı altında yaptığım birçok çekimde bu cihaz beklediğimden daha iyi renk sonuçlarını benimle buluşturmayı başardı açıkçası. Xiaomi 12 Lite'ın ana kamerasına baktığımız zaman 108 megapiksellik bir kamera burada görev yapıyor. Bu kameranın diyafram aralığı f1.9. Gece çekimlerinde ve ışık azaldığında performansı hiç de fena değil. 108 megapikselden bazı fotoğrafları crop kroplayarak çektiği için de keskinlik ve detaylar gayet iyi olarak sizlerle buluşabiliyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşayım kameralarında bir OIS desteği yok cihazın ve diğer kameraya baktığımız zaman 8 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir ultra geniş açılı kamera bu cihazda görev yapıyor. Biraz daha yüksek bir megapiksele sahip olabilir de burada ultra geniş açılı kamera. Bu eleştirimi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve üçüncü kameraya baktığımız zaman da bir 2 megapiksellik makro kamera bulunuyor. Ben 2 megapiksellik makro kameraya karşı olan bir teknoloji editörüyüm. Yani bana göre bir yere paylaşmak ya da bir yerde bu fotoğrafları Fotoğrafı hatıra olarak saklamak çoğu zaman mantıksız. Yani bunu hep söylüyorum zaten. Diğer videolarda da söyledim. Makro kameralarda, 2 megapiksel kullanılanlarda yani minimum 8 olması lazım bu arada yani 5 bile yeterli değil. Sosyal medyaya bir şey yapmak isteseniz dağılabilir fotoğraflar vesaire vesaire. Ama tabii ki gün sonunda cihazda böyle bir özelliğin bulunması da. Güzel mi? Güzel. Şimdi birkaç fotoğraf çektim zaten ekranda dönüyor gördüğünüz üzere. Hani eğlenceli fotoğraflar falan çekmenizi sağlıyor. Ve gelelim kameralar hakkındaki yorumlarıma. Kameralar çoğu zaman fena değil ve iyi seviyesinde bir kamera sonucunu bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Ancak bazen renklerde ufak tefek sapıtmalar olabiliyor ama dediğim gibi benim beklentimden daha iyi sonuçları benimle buluşturdu. Ve çok ışıklı ortamlarda cihaz renk anlamında kontrolden çıkabiliyor. O yüzden çektikten sonra bir böyle bir gözünüzü gezdirirseniz fotoğrafların üstünde çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve gece çekimlerinde baktığımız ise sonuçlar bu cihazın rakipleriyle benzer seviyede arkadaşlar. Yani ne demek bu? Orta düzey ve orta üstü düzey cihazlarla bu cihazın gece çekimi performansını karşılaştırdığımızda hemen hemen benzer bir sonucu bizlerle buluşturuyor. Buradaki beklentiyi ve sonuçları sizlerin karşılaştırmasını da dilerim sevgili arkadaşlar. Ve gelelim bu akıllı telefonun video tarafına. Video tarafında 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 60 fps çıkamıyor maalesef işlemcisi sebebiyle 4K çözünürlüğünde ancak 1080p videolar çektiğinizde 60 FPS videolarda çekebiliyorsunuz. Sonuçlar gördüğünüz gibi gibi yani ortalama orta şekerli bu seviyede alışık olduğumuz sonuçlar ama zaten bu akıllı telefonun video anlamında bir iddiası yok. Daha çok fotoğraf anlamında iddialı bir cihaz. Hani bunları da yine görmüş oluyoruz diyorum ve ön kamerayla devam etmek istiyorum. Burada önemli bir eleştirim olacak çünkü. Ön kamera 32 megapiksellik bir kamera ve diyafram aralığı 2.5 arkadaşlar. Şimdi selfie kamerasının kağıt üstündeki diyafram aralığına baktığımda ve günlük sonuçlarla karşılaştırdığımda gerçekten daha iyi olabilir diyorum. Ben bunu bu arada Xiaomi 12 Pro'da da söyledim. Xiaomi 12S Ultra'da da söyledim. Ön kameranın daha iyi olması lazımdı. Benim beklentimin altında kalıyor maalesef. Özellikle ışık azaldığında sonuç oldukça olumsuz bu cihazlar için. Yani beklentimin altında kalıyor öyle Selim'in yani çok da böyle farklı bir noktaya çekilsin istemem söylediklerim ama daha iyi olabilirdi bu cihazlar. Kötü cihazlar değil. Ön kameraya mutlaka ama mutlaka üstüne düşünmeliydi bu seride. Belki bir sonraki seride diyeyim ve buradan artık pil tarafına doğru devam edeyim. Zaten siz bütün fotoğrafları, videoları gördünüz arkadaşlar. Sizlerin yorumlarında aşağıda merakla bekliyorum. Orada bir yorumlaşırız, konuşuruz hep birlikte, dertleşiriz diyorum. Ve pille devam edeyim. Xiaomi 12 Lite'da 4300 mAh'lik bir pil bulunuyor. Ve bu pil tam 67 wattlık bir hızlı şarj desteğinde bünyesinde bulunuyor. Yani pil ömrü için şunu söyleyeyim sizlere. Bir günü rahatlıkla görmesi çok da mümkün değil. Çünkü 4300 mAh'lik bir pil 950 netlik bir ekrandan bahsediyoruz. Hani gün ışığı altında sürekli kullanırsanız ve parlaklık orta seviyenin üstünde olursa 4300 mAh'lik pilin bir gün gitmesi çok da mümkün olmuyor zaten. Hani buradaki hızlı şarjı kullanarak belki de 15 dakikada sıfırdan 30'a getirebiliyor olmanız yaklaşık 15 16 dakika arasında mümkün oluyor. Hani bunu kullanarak belki buradaki açığı kapatabilirsiniz ama pil kapasitesi bir tık daha yüksek olabilirdi bu cihazda. Ancak buradaki eksi olan pil kapasitesini birçok modelde söylediğim gibi hızlı şarj desteğiyle kapatmayı başarmış Xiaomi tarafı. Xiaomi 12 Lite'ın son değerlendirmesine geldiğim zaman bu akıllı telefonda çok önemli bir problemle karşılaşmadım arkadaşlar. Hatta bir Lite ismine sahip modele göre oldukça iyi özellikleri de olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu arkadaki degrade renk geçişlerini oldukça beğendim çok şık duruyor cihaz. Yani bir light modeli değilmiş gibi bir havası var genel anlamda bu akıllı telefonun. Hem teknik detayları anlamında hem de genel performansı anlamında bunu size hissettiriyor gerçekten. Fiyat konusuna gelince inanın yorum yapmakta çok zorlanıyorum. Yani pahalı desem olamıyor. Ya ben bu videoyu çekeceğim 3-4 gün sonra yayına vereceğim. Sonrasında belki bir ay sonra fiyata uygun olacak. Belki bir ay sonra pahalı olacak. O yüzden inanın yorum yapmakta zorlanıyorum. Ha normalde metnini çıkardığımda bu cihazın şunu yazmışım. Mevcut fiyatıyla işi çok zor demişim ama bir ay önce bakın. Bir aydır çekmek için biraz yoğunluğum vardı, ifa vardı vesaire zaten takip ediyorsunuz. Hani birazcık saktı. Şimdi sırası geldi. Güncel piyasada pahalı diyemiyorum. Ucuz zaten diyemem. Ama güncel piyasaya göre durumunun ne olduğunu ben açıkçası sizlere bırakıyorum değerlendirme anlamında. Ve bu cihazda topa tutulacak, ya da çok eleştirilecek, çok olumsuz denilecek bir şeyin de olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zaten sizlerle eksi bulduğum şeyleri, artı bulduğum şeyleri de video boyunca paylaştım. Bu noktada son olarak sizlerden de bu cihaz hakkındaki düşüncelerinizi, yorumlarınızı her anlamda bu cihazla alakalı aşağıda bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız, sosyal medya hesaplarımdan da beni desteklerseniz sonsuz mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.